edebiyatta serbestçe dolaşan, sahipsiz, özgür atlar anlamında kullanılan ilke atları muhtemelen evvelinde kendilerine bakamayan sahipleri tarafından da çok yaşlı oldukları için tabiata salınmış ve buralarda bir araya gelerek üremiş atlardan oluşmaktı. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi, Başören köyünün Kumalar Dağı'nda yılkı atlarını görüyoruz. Çok fazla grup grup yılkı atları mevcut. Her biri birbirinden ayrı sürüler. Her bir sürünün ayrı liderleri var. Görüyorsunuz şu anda lideri tepede. Liderlerin öncülüğünde hareket ediyorlar. Çok fazla yanlarına yaklaştırmıyorlar. Hemen bizden ürküp kaçıyorlar. O yüzden çok fazla rahatsız etmeden uzaktan çekim yapıyoruz biraz. Uzaktan dediğim yine aramızda. Şu anda yavru var orada. Bak yaklaştırmıyor yanına anne. Mevcut anne yaklaştırmıyor. Gördünüz mü? Yeni yavrusu var. Orada bir tane anne var. Bakın diğerlerini kovalıyor. Küçük yavrusu var. Tarafında iki tane ayrı grup var. Bunların her biri ayrı gruplar. Hiçbirisi birbiriyle karışmıyor. Her bir grubun Afyonkarahisar Şuhut ilçesi Senir köyündeyiz. Bininler mağaralarındayız. Burada küçük bir mola verdik ve buradaki küçük mağaraları tek tek keşfetme fırsatı bulduk. Biraz yağmur yağdı. Yağmur arasında biraz mola verdik. Çok güzel bir anı oldu. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Bininler mağaraları çok eski yüzyıllarda insanlık tarihinin yaşadığı bir merkez olarak çok kültürel miras olarak bize bırakılan bir nokta. Afyonkarahisar'ımızda yaşamayan da buradan gelip geçerken Afyon'a gelen tüm misafirlerimizi buralarda ağırlamaktan şeref duyarız. Buyurun gelin. Fırsatı olan herkes gelmelidir diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. Kumalar'da meteoroloji istasyonundan herkese merhaba. Şu anda meteoroloji istasyonunun yine küçük bir meteoroloji istasyonu olan rüzgar yönü ölçüm ve de nemlilik ölçüm istasyonunun yanındayız. Burada güneş enerjisiyle beslenen bir sistem var. 2 adet polikristal güneş paneli var galiba
toplamda 500 kW gücünde. Yenilenebilir enerjiyi bu tür yerlerde oldukça sık görüyoruz. Çünkü bildiğiniz üzere buralara enerji taşımak çok büyük maliyetler gerektiriyor. Hem de büyük iş gücü gerektiriyor. Ama yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde ve bu tür sistemler sayesinde burada temiz enerjiyi daha düşük maliyetlere elde edebiliyoruz. Biliyorsunuz artık çağımızda fosil yakıtların tüketimini azaltmaya çalışıyoruz. Karbon salınımlarını düşürmeye çalıştığımız bir çağdayız. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynakları oldukça önemli. Merhabalar, şu anda Kumalar Dağı'nın zirvesindeyiz. Gördüğünüz gibi muhteşem bir manzaraya hakim bir zirvedeyiz şu anda. Yanımızda meteoroloji istasyonu var. Karşıda rüzgar türbinlerini görüyorsunuz. Her birisi 1 megawatt gücünde. Galiba Siemens marka rüzgar türbinleri. Kanat çapları yaklaşık olarak 60 metre. Direkt boyları 80 metre. Şu anda hepsi çalışıyor sanırım, bir bakım yok. Rüzgar da var zaten. Buraların rüzgar potansiyeli oldukça yüksek. Gördüğünüz gibi yaklaşık 20 tane burada, 20 megawatt gücünde burada var. Karşı tarafta da bir o kadar var. Bu yakınlardaki yerleşim yerlerinin tamamının enerji ihtiyacını karşılayacak güçte elektrik üretiliyor. Fakat rüzgar türbinlerinin olumsuz taraflarından birisi de kuşların göç yollarını etkiliyor. Olumsuz etkiliyor. Kuş göç yollarını değiştirmelerine sebep oluyor, kuş ölümlerine sebep oluyor. İklimle ilgili de bazı değişiklikler yaptığı söyleniyor ama ne kadar doğru, kanıtlanmış, ispatlanmış bir veri henüz elimizde yok.